Herkese selamlar dostlar. 16 Ekim Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 10 tane mücadelem var. Bir, tane bir adet de kombin önerisi yapacağım. Videonun sonunda maçlarda hem yüksek oran hem de ideal tercihlerle sizlerle birlikteyiz. Öncelikle çok güzel bir seri yakaladık ciddi anlamda. Video çekmediğimiz günlerde bile biz katıl grubunda inanılmaz bir seri yakaladık. Ve son 6 günde de full kazançla devam ettik. Kombinelerde, ideal kombinelerde gerçekten çok güzel işler çıkardık. Keza arada da YouTube'da verdiğim maçlarda da zaten başarı ortada. Şimdi ondan önce duyurular duyurular yaparak devam edeceğiz. Ekranda gördüğünüz üzere Instagram hesabını görüyorsunuz arkadaşlar. Instagram'dan takip eden ya yani Instagram'da gönderi olarak bir maç paylaştım. Buradaki amacım Instagram hesabını canlandırmak. Instagram'da rolling yapacağım arkadaşlar. Rolling ne demek? Ondan bahsedeyim hemen sizlere. Bir maç seçiyoruz. Her gün bir maç cumartesi ve pazar günleri bunu devam ettireceğim. Eğer başarı sağlarsak diğer günlerde gelecek Instagram'da. Instagram'da arkadaşlar bir adet maç paylaşacağım. Mesela kasa maçı değildir bu rolling maçıdır. 100 TL'miz var veya 1000 liramız var diyelim. Bunun 100 TL'sini bu maça ayıracağız. 100 rahatlık 150 lira aldık mesela. İkinci rolling maçımda o aldığımız 100, 150 lirayı tekrar oynayacağız. Böyle oynayarak da 5 seride 6 seride bitirip 6-7 katı yapıp çekmeyi düşünüyorum. Instagram'dan şu an maç yayında sizler de Instagram hesabını takip ederek rolling'e ulaşabilirsiniz. İstekler kabul edeceğim. İstek atın siz kabul edeceğim arkadaşlar diyerekten geçeyim. Ekranda son günlerde tut tutturduğumuz futbol kombineleri görüyorsunuz arkadaşlar. Zaten sol üstteki kuponu hepinize vermiştim. E Çek maçına Malzor 2.500 Portekiz'e yarıyı kazanır şeklinde vermiştim. Kazandık 2.13 gibi orandan. Diğer maç diğer iki kombine katıl grubunun kombinesi. Romanya maçı vardı aynı şekilde. Diğer maçta Faroe İskoçya Portekiz'i aldım burada. Sırbistan'ın da Handikap'ını aldım. Hatta Sırbistan'ın Milano'yla bir kombine yapmıştım. O da geldi gerçekten son günlerde hem futbolda hem basketbolda ciddi anlamda bir başarı yakaladık ve bu başarıyı umarım sürdürürüz diyerekten de ben de bunu ben de bunun için gerçekten büyük bir emek harcadığımı da belirteyim. Ekranda keza yine baskette son gün. Yani 13 Ekim ve 14 Ekim. Dünün kombini mesela Bakın şimdi burada şey diyebilirsiniz. Verdiğin oran 1.76 kombin önerisi yapmasın De kardeşim ama bakın. Fenerbahçe maçının ben galip geleceğinden emindim. Fakat dedim ki ben burada bir seri yakalamışım. Burada 5 günlük bir seri yakalamıştım. A 14 Ekim'in 6. seri günü tamam mı? Ben burada Fenerbahçe handikabın her türlü arkama alırım ki zaten bak 39 sayı fark atmış yani. Maça öyle güveniyordum ki. Ama ben dedim ki olur da ya yani Ünis kazandı zaten Ünis kazandı Lozen Lorenzo Buran var mesela Fenerbahçe'nin eski topçusu zaten oynayamadı diye Fenerbahçe gönderdi bunu. Ondan dolayı ya ben biraz daha garantiye giderekten ilerledim. Zaten Avrupa'da oynayanlar bunu iki orana yakaladı her türlü. Ondan dolayı ben bu seriyi sürdürmek istiyorum. Bugün de sizlere güzel bir kombine çıkardım. İnşallah onda da başarı sağlarız. Şimdi geçelim maçlara. İlk maçımız Frankfurt Hertha Berlin mücadelesi. Ondan önce arkadaşlar yine aynı şekilde videoya 300'ün üzerinde bir like seviyesi gelirse çok memnun olurum. Ben Benim gözüm yükseklerde değil 300'ün üzerinde geldiği sürece ben sizlere kombin önerisi yapmaya devam edeceğim. Şimdiden 2 saniyenizi ayırıp beğeni attığınız için çok teşekkür ediyorum. İlk maçımız Frankfurt Hertha Berlin mücadelesi. Şimdi bu maç şöyle bir maç olacaktır. Bence hareketli ve tempolu bir maç olacağını düşünüyorum ben Hertha Berlin'in. Takımlar zaten dinlendi. Hem Hertha Berlin hem Frankfurt milli ara sonunda arasında. Ben hem gollü bir maç geçmesini bekliyorum. Eğer goller geç gelirse bile kornerin ben bol olmasını bekliyorum. 10 maçtan sadece bu maçı korner olarak değerlendirdim. Ben bu mücadelenin arkadaşlar 8.5 üstüne de 1.40 gibi oran açmışlar. Bence bu Frankfurt ve Hertha Berlin maçları genelde hem geçmişe baktığımız zaman da hem de son haftalarda oynanan maçlara baktığımız zaman da Frankfurt çok iyi gitmiyordu. Son hafta aldığı bir Bayern Münih galibiyeti var. Keza hak etti mi tartışılır. Ama futbolun böyle cilveleri de var tabii. Frankfurt ben yine onunla da moraliyle birlikte burada Hertha Berlin kalesini Avrupa'ya almak isteyecektir. Fakat Hertha Berlin'in buna ben izin vereceğini düşünmüyorum. Kısaca tempo bir maç bekliyorum. 8.5 üst korneri ben sizlere öneriyorum. 1.40 gibi orandan değerlendirme yapabilirsiniz bu mücadeleye. İkinci maçım Freiburg'la Leipzig mücadelesi. Bu maçı anlatayım. Şimdi ben Freiburg'un son maçını bildiğiniz üzere hem her şey değerli iletişim paketinde yüksek oynanabilir şekilde maç sonu 1 olarak değerlendirdim. 3-0 kazandı o mücadeleyi. Stadı kapanmıştı arkadaşlar. Şimdi o stadı kapandı. Şimdi de burada bir stad açacağız hep birlikte. Bu stadı açarken Freiburg kendi kalesine gol atar mı? Kendi stadında ilk mücadelesine gol atar mı? Bence atar arkadaşlar. Ondan dolayı Freiburg mücadelesini de ben Buradaki Freiburg'un golünü kafama yazdım. Zaten Freiburg şu an namalüp takımlardan bir tanesi Bundesliga'da. Bayern Münih bile mağlup oldu mesela. Dördüncü sırada yer alıyor yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Kendi evinde yeni taraf, taraftarların önünde yeni stadının açılışını yapacak. Leipzig ile karşı oynayacak. Yani bundan yani stad açılışı yapıyorsunuz. Morallisiniz. Taraftarların önündesiniz. Son başını kazanmışsınız. Na mağlup olmuşsunuz. Kendi evinizde ayıp olmazsa bir tane gol atın diye düşünüyorum ben. Leipzig'e baktığımız zaman da bu notlardan anlatayım biraz. Ne yazmışım Leipzig'e? Aynen. Şimdi Leipzig'de aldığım notlara baktığımız zaman da Enkunku arkadaşlar özellikle yazmışım ben buraya. Enkunku'ya bir dikkat edelim. Son maçta son iki maçta toplamda 4 gol attı Enkunku. Leipzig'de kötü başlamıştı. Fakat yavaştan çıkış yapmaya çalışıyor Leipzig takımı. Takım formla Forsberg olsun, Enkunku olsun özellikle yıldızlamışım ben isim olarak yazmışım bu mücadeleyi. Leipzig'in de ben golünü bekliyorum. Her iki takımında karşılıklı gollerini bekliyorum. 1.47 gibi orandan değerlendirmek isteyenler oranla çok güzel. Bence değerlendirilir diye düşünüyorum. 1.47 orandan öneriyorum sizlere. Leicester City ile Manchester United mücadelesi. Ben yine golü geçmesini beklediğim maçlardan bir tanesi United takımı. United son zamanlarda ligde biraz kötü gittiğini söyleyebilirim. İki maçtan bir mağlup oldu bir berabere kaldı. de Aston Villa'da kaçan penaltıyı Bruno Fernandes sen tiyatrocusun oğlum. Leicester'a baktığımız zaman da onlar da Crystal Palace mücadelesi oynamıştı deplasmanda. Güzel bir futbol sergiledi. 2-2 skorunu yakaladık orada da katıl grubunda yüksek oranda. O arkadaşları da tebrik edelim. Şimdi burada Leicester arkadaşlar kendi evinde United'a karşı biraz kimyası tutuyor yani. Her iki takımda kalelerinde 4-5 tane. United biraz daha 6-7 tane böyle gol pozisyonu diyebileceğimiz pozisyonlara girebilecektir diye düşünüyorum. Ben golli bir maç bekliyorum. Özellikle ilk gol geldiği takdirde bu maç açılır diye düşünüyorum. Ondan dolayı bu mücadelede 2.5 üst tercihine gittim. Onun da oranı 1.58 gibi oranı var. Değerlendirmek isteyenler burada öne çıkan futbolcularla birlikte zaten değerlendirebilir. Ben baktığım zaman sistemimde 2-2 skor çıkıyor bu mücadeleye. Ya 2-2 skordan ziyade ben direkt 2.5 üstünü idealden sizlere önermek istedim. Onun da oranı 1.58 gibi orandan değerlendirebilirsiniz. Diğer maçım Forest Green mücadele, mücadelesi. Şimdi burada biraz istatistik maçım bu benim. Analiz maçım kısaca şöyle. İstatistiklere bakarak çıkardığım maçlardan bir tanesi. Şimdi arkadaşlar bir takım birinci bir takım da 24. Son sıra takımı. Şöyle göstereyim. Şimdi İkinci sıradaki takımı görüyorsunuz. Harald Gate takımı ev buradaki ev sahibi takımla mücadele etti. 6-1 gibi skorla kazandı. En yakın takipçisi lider takımda olan Forest Grand'la arkadaşlar burada deplasmanda kazanması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi İngiltere ikincilik mücadelesi olan bu mücadelede ilk sıradaki ve son sıradaki takım karşı karşıya geliyor ve deplasmana 1.40 gibi oran açmışlar. Ben bu oranı görerek değerlendirdim. Liderin en yakın takipçisi bu ev sahibi malum loser takımı 6-1 gibi skorla galip geldi. Forest Green takımı da burada ben oturmuş bir kadrosu var ve kemik bir kadroya sahip olduğunu biraz araştırmalarımla yaptım. Evin kazanması burada gerçekten çok fazla sürpriz olur. Ben burada 1.42 oranı yedirirler diye düşünüyorum. Hani oranı yedirmezler derler ya. Ben burada 1.40 oranı yedirirler diye düşünüyorum. Deplasmana baktığımız zaman da Liderlik için zaten bu maçı kazanması lazım. Rakip çok zayıf. Biraz da oturmuş kadrosuyla burada değerlendirebilir. 1.40 gibi orandan direkt sizlere maç sonu ikini zaten sunuyorum burada. Yüksek orandan ne gidilir diye baktığım zaman da ben bu mücadelede zaten Kazanırsa bu takım ilk yarıdan da gol atar diye düşünüyorum. İlk yarı maç sonucunda 1.93 gibi orandan da MBS 2'ye düşüyor o zaman da. Sizlere 2'den 2 Forest Green galibiyeti de bekliyorum. 3-0 gibi bir de bir skor çıkabilir bu mücadelede. 1.93'ten sizlere 2'den 2 de yüksek orandan öneririm arkadaşlar. İdealden maç sonu 2'yi değerlendirebilirsiniz. Adana Demir yeni Malatya mücadelesiyle devam edelim. Ondan önce arkadaşlar ekranda gördüğünüz üzere canlı raporunu vereyim tekrardan. Ya canlıda da gerçekten son zamanlarda az canlı verdik bence. Bence az canlı verdik. Her zamandankinden daha az canlı verdik. Ama başarı yüzdesi her zamankinden çok daha yüksek. Çok az kaybettik. Voleybolda, basketbolda ve futbolda milli ara dinlemedik. Eczacıbaşı, Vakıfbank hepsinin mücadelesine seyre oynadık, seyrettik. Verdik canlısını, aldık, kazandık. Ekranda gördüğünüz üzere hem basketten hem voleyboldan hem futboldan canlı bahislerle birlikte çok güzel bir kazanç elde ettik. Keza iletişim paketini de görüyorsunuz burada. İletişim paketi 100 TL'lik bizim katıl grubu paketimizdi. Orada benim girdiğiniz zaman da topluluk kısmında seviyelere göre ayrılmış. Bu pakete girenler benim WhatsApp iletişim numaramı görüyor. Oradan bana bu maça ne olur veya bugün yüksek oynanır mı şeklinde sor sorabiliyorlar. Keza ben de direkt zaten bakın mesela arkadaşa atmışım burada. Direkt kombineye atmışım ben burada. Bu maça bu iki kombineye güveniyorum. Yüklü oynayabilirsiniz şeklinde zaten bu paketin özelliği o. Yüklü oynayanlar oluyor genelde. Atın kazanın şeklinde sunuyorum. Buradan da güzel kazançlar elde ettiğimizi belirteyim. Şimdi geçeyim burayı da. Ekranda da Telegram grubunu görüyorsunuz burada. Telegram grubunda da nasıl canlı bahisler veriliyor veya nasıl maçlar paylaşıyor ondan bahsedeyim. Bu dünün verdiğimiz kombini burada açıklamalar ile birlikte zaten paylaşıyorum. Onun dışında bu kazanan kombini şu şekilde göstereyim. Şöyle baktığımız zaman da bu Kanada maçı biraz Kanada maçı, Olimpiakos mücadelesi falan derken burada bu şekilde canlı bahislerimiz veya kombinlerimiz oluyor. Sizler de katılmak istiyorsanız arkadaşlar... Abone ol şunun yanında katıl var. Katıla tıkladıktan sonra burada Telegram grubu, Telegram yüksek oran grubu ve her şey dahil iletişim paketi olmak üzere 3 tane paketimiz var. Sizler de hem kanala destek verip hem de topluluk kısmından Telegram gruplarına girerekten de ekstra maçlardan ve canlı bahislerden de faydalanabilirsiniz. Gerekten de geçeyim Adana Demirspor mücadelesine. Bu maçı ben kombineme koydum. Neden kombineme koydum? Şimdi Sumudika yeni teknik direktör olarak yeni Malatya'nın başına geldi. Bu takım 5 maçtır kaybediyor arkadaşlar. Şuradan notlardan ne yazmışım? Tamam. Şimdi yeni Malatya 5 maçtır kaybediyor. Yeni Malatya'nın takıma Sumudika geldi. Ben şöyle sizin Sumudika'nın verdiği yerel halk televizyonu ne bir yere vermiş. Şuradan göstereyim. Bakın. Sadece tek açıklaması bu takıma hayatımı vereceğim diyor. Ben sizlere açıklamadan bahsedeyim biraz sizlere. En kötü ben bir puan çıkaracağım diyor burada. Eğer geride kalan iki puanı da alabilirsek diyor. Yani 3 puan alabilirsek de diyor. 10 numara olur diyor yani. Sumidika bu maçta gerçekten iyi bir şekilde ben adepte olacağını düşünüyorum. Hatta şunu da söyledi. Ben bu takımı ligde tutmaya gelmedim dedi. Daha iyi işler çıkaracağını da söyledi. İlk maçında Adana Demir'le de oynuyor deplasmanda. Ben teknik direktörü bu açıklamaları birlikte ben buradan Malatya'nın golünü zaten bir aldım. Bakın Malatya'nın golü kaç vermişler? şöyle göstereyim. 1.36 oran vermişler. Malatya'nın golü idealdir. Ben Sumidika'nın ilk maçında güveniyorum. Malatya'nın golünü almak isteyenler 1.36'dan alsın. Sağlamcılara öneriyorum bunu bakın. 1.36'dan Malatya'nın golünü alsın. Yüksek orandan değil de idealden aldım ben bu mücadeleyi. Adana Demir'de kendi evinde gerçekten güzel bir futbol sergiliyor. Öne çıkan birçok futbolcusu var. Bunlardan bir tanesi Balotelli zaten biliyorsunuz. Akintola ve Vargas da uzaklarda, uzaklardan attığı şut da ön plana çıkan oyunculardan bir tanesi Adana Demirspor'da. Ben Adana Demir'in de kendi evinde gol atmasını bekliyorum. Ondan dolayı Malatya'nın golünden ziyade burada KG Var'ı da aldım. Hatta kombineme KG Var olarak koydum. Eğer sizler de değerlendirmek istiyorsanız burada Adana Demir maçında KG Var alabilirsiniz. Montella yönetiminde çok iyi giden Adana Demirspor Malatya'da gol atabilir diye düşünüyorum. Fakat bu maçta bir sürpriz çıkabilir. Yani Adana Demir galibiyetine yüklenmeyin. Sürpriz çıkarsa da şaşırmayın diyerekten de sunayım sizlere. Ya 0 ya 2 de çıkarsa ben şaşırmam arkadaşlar. Haberiniz olsun. Lazio ile Inter mücadelesi. Bu maç hakkında çok güzel notlar aldım. Şimdi geçmişe dönük de araştırma yaptım bu maç hakkında. Kendi evinde Lazio bu tür takımlara karşı veya yani şöyle söyleyeyim bu tür takımlara derken İtalya'nın belli başlı büyük takımlarına karşı çok iyi futbol sergiliyor. Mesela örnek vermek gerekirse bu sezon kendi evinde sadece Roma ile birlikte oynadı büyük takım olarak nitelendirdiğim İtalya'da bunlardan maçı da 3-2 kazandı. Tamam bu sezonu geçtim, bu sezonu geçtim tamam. Geçen sezon arkadaşlar kendi evinde oynadı Inter, Atalanta, Juventus, Milan, Napoli, Roma hepsine gol atma başarısı gösterdi kendi evinde. Yani kısaca Lazio bu tür maçları seven takımlardan bir tanesi olduğunu belirteyim. Kendi evinde kolay kolay büyük maç vermez. Inter'de arkadaşlar çok formda. Şimdi Lazio takımında da bir immobile belirsizliği varmış. Ama muhtemelen oynayacakmış. Öyle yazılıyor İtalya basınında. Fakat muhtemelen oynar diye yazmışım ben buraya. Inter'de arkadaşlar bazı isimler ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Martinez. Dün de İtalya'nın e, Arjantin'in maçı vardı. Golünü de attı zaten. Martinez arkadaşlar çok formda bitiricilik anlamda gerçekten üst düzey bir futbolcu. Ben Inter'in Martinez ve Zeko ile birlikte iyi işler çıkardığını düşünüyorum. Ondan dolayı ben bu mücadelenin en ideal tercih olarak sizlere KG var 1.42 gibi orandan önereceğim. Değerlendirmek isteyenler alabilir. Güvendiğim maçlardan bir tanesi de bu. 1.41 yanlışın oran 1.42 olmuş burada. Sizlere Lazio Inter mücadelesinde karşı gol varını önereceğim. Her iki takım da mutlaka gol pozisyonuna girecektir. Kendi evinde Lazio zaten kolay kolay maç vermez. Gladbach'la Stuttgart mücadelesi. Bu maç da çok güzel maçlardan bir tanesi. Ben bu mücadeleyi de kombine aldım. Aldım. Şimdi arkadaşlar Stuttgart takımında Covid'li isimler varmış. Kimler bu Covid'li isimler? Sakatlığı da Covid'li ismi de çok fazla. Stuttgart'ta Covid isimler var. Bunlar Florian Müller takımın kalecisi. Mesela Covid. Massimo defans oyuncusu. Burada yine aynı şekilde Covid. Onun dışında Frankfurt takımına Frankfurt takımı diyorum. Stuttgart takımında eksikler gerçekten çok fazla. Sakatlara baktığım zaman da Kalazit mesela sakat arkadaşlar. Onun dışında 4-5 tane daha sakat olduğunu belirtelim. Gladbach takımında da Liner ve Dukure arkadaşlar sakat olarak gözüküyor. Tuhran da iyileşti iyileşmedi tam çözemedik. Kramer de belki şüpheli oynamayabilir. Fakat Gladbach takımını biz Osburg maçında zaten değerlendirdik. Yüksek orandan kazandık o mücadeleyi. Son maçında ben sizlere yüksek orandan burada Gladbach'ın kazanını önerdim. Bakın 3.30 gibi orandan. 3.30 gibi orandan aldık bu mücadeleyi. Hatırlarsanız mutlaka. Ben Gladbach'ın e, hastalıklarla uğraşan Stuttgart'a karşı kendi evinde galip gelmesini bekliyorum. Gladbach takımı burada bence galip gelir. Takım bir yükselişe geçti. Kendi evinde oynayacak. Milli arada takım dinlendi. Antrenmanlarını yaptı. Ben burada direkt Gladbach'ın galibiyetini sizlere sunacağım. Onun da oranı 1.36 gibi oranı var. Kombinemeye de aldım. Adana Demir ile birlikte Gladbach maçında sizlere kombine yaptım. Sunacağım. Zurih ile Lugano mücadelesi. Zurih'in son maçında ben sizlere KG var olarak önerdim. Maçı da izledim. Maç 6-2 gibi skorla bitti. 8 tane gol çıktı. Şimdi Zurih'ten ben bahsetmiştim sizlere. Çok fazla detaylayayım miyim? Çift forvet oynuyor. Kendi evinde çok ofansif oynuyor. Arkada boşluklar veriyor. Boşluklar öyle haliyle. Maçlarda da goller ardı ardına kesilmiyor. Goller geliyor. Lugano takımı da Zurih takımı da arkadaşlar. Henüz ligde oynadığı tüm maçlarda gol atma becerisi gösterdi. O yüzden buradan hop KG var al. Devam et abi. Devam 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 devam. Hiç bakma arkana. KG var al. Devam et. 1.42 oranından. Milan Hellas Verona mücadelesi ki Verona takımından da bahsettim. detaylayayım inmeyeyim. Video çok uzun olmasın. Igor Tudor yönetimine geldi. 4 maça çıktı. 4 maçta toplamda 12 tane gol attı Verona takımı. Milan takımında bazı eksik isimler var. Bu eksik isimler can yakabilir. Ben burada Verona'nın atacağı bir golü değerlendirdim. Onun da oranı 1.42 gibi oranı var arkadaşlar. Hellas Verona takımı Igor Tudor yönetiminde iyi işler çıkarmaya devam ediyor. Milan'a karşı oynayacak. Milan'la da ben kalesinde gol bulmasını bekliyorum yani. Ondan ben burada sadece Verona'nın atacağı bir golü değerlendirdim. Onun da oranı 1.42 gibi orandan alabilirsiniz. PSV Zvol mücadelesi. Şimdi bu maçta da aldım notlarımı. Şurada, aldık herhalde. Arkadaşlar PSV'nin zorlu bir periyot başlıyor. 21'inde arkadaşlar Monaco ile oynayacak. 24'ünde de Ajax ile oynayacak. Burada da kendi evinde o iki maç oynamadan önce kendi evinde oynayacak. Fakat şöyle bir avantajı var. Tüm maçları kendi evinde oynayacak. Kendi evinde oynayacağı için burada zaten PSV'ye düzgün bir oran açmamışlar. Deplasmanın durumu da ortada. Madu bu maçta olmayabilir. İleri atlı Gakpo, Gözse Burma zavi şekilde olacaktır diye gözüküyor. İdeal 11'de. deplasmanın durumu ortada. İlk yarı biri sizlere öneriyor. Onun da oranı şuradan gösterebilirsek. 1.37 gibi oranı vardı. Hala aynı oranı. 1.37 gibi orandan değerlendirebilirsiniz. Yüksek orandan olarak önerisi olarak da sizlere. Ev sahibi iki yarıyı kazanır. 1.84 oranı var. Onu da notlarımı alayım. 1.84 orandan alabilirsiniz bunu da. İlk yarı bir idealdir. Bu biraz daha yüksek orandır. Skor beklentimde 3-0'lık bir skor beklentim var. Onu da 5.60 gibi orandan notlarımı alıyorum. Bu maçın sadece tek skorunu yazmışım. Sizlere 3-0'lık skoru da öneriyorum. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Şimdi arkadaşlar valla yoruldum konuşmaktan. Susuz kaldım kısaca. Ekranda kombine gelsin. Bu kombineyi görürken sizlerden ricam videolara like atıp yorumda atarsanız şenliktir. Kombinede arkadaşlar ben Adana Demir'in ve Glapan maçlarını aldım zaten gördüğünüz üzere. Adana Demir'in ve Malatya'nın karşılığı gollerini bekleyeceğim. Malatya yeni teknik adam geldi Sumidika. Ben Malatya'nın golünü de sağlamcılar değerlendirebilir. Adana Demir de kendi evinde gol bulur diye düşünüyorum. Ondan sonra Glapan takımına da ben güveniyorum. İyi çıkışa geçtiler. Deplasmanda da Covid isimler var. Ondan dolayı burada da Glapan takımı galip gelebilir. Kombinelerini bu şekilde görüşmek üzere. Pazar videosu da erken gelecek. Sizden ricam desteklerinizi esirgememizdir. Görüşmek üzere. Bay bay.